Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış hocanız. Bu dersimizde 5. sınıf sıklık ve çetele tablosu konusunu göreceğiz. Bu konu veri toplama ve değerlendirme ünitesinde olan bir konu. Veri toplama değerlendirme ünitesinde ilk videomuzda sıklık ve çetele tablosunu, sonraki videomuzda sütun grafiği konusunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak araştırma nedir ona bir bakıyoruz. Belli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunun belirlenmesi işlemine araştırma denir. Araştırma yapılırken araştırma sorusu belirlenir, uygun örnekler seçilir, veriler toplanır ve veriler tabloya aktarılır. Yani burada biz bir araştırma yaparken pek çok insana soru soracağız ve sorduğumuz sorularda cevap şıkları olacak. O şıklara göre o grup hakkında genel bir kanıya varmaya çalışacağız. Veri bir sonuç çıkarmak üzere gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen bilgilerin sayısal ifadesine deniyor. Yani biz hangi takımlısınız diye sorduğumuzu atıyorum bir okulda araştırma yaparken şıklar olacak. Burada işte 7. sınıflarda en çok Beşiktaş, 8. sınıflarda en çok Fenerbahçe gibi sonuçlar çıkacak. Ama bir kişinin en çok sevdiği renk ya da bir kişinin tuttuğu takım araştırma sorusu olmuyor. Ona dikkat ediyoruz. Mesela burada da örneğe bakarsak sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir dersek sınıftaki öğrencilere bir soru soracağımız için onların verdiği cevaplara göre verilerimizi toplayıp sonuca ulaşabiliyoruz. Ama araştırma sorusu olmayan burada Arda'nın tuttuğu takımdır. Çünkü Arda'nın tuttuğu bir kişinin tuttuğu takımı o kişiye sorarak elde edebiliyoruz ama araştırma yapıyorsam pek çok kişiye soracağım bir soru olması gerekli. Bir kişinin tuttuğu takım araştırma sorusu olmuyor. Aşağıda verilen sorulardan hangileri araştırma sorusudur? Hemen bakalım. Ali'nin en sevdiği ders matematiktir. Bu araştırma sorusudur çünkü bir kişi var burada. Hedeflenen kitle az. Ege en çok denize girmeyi seviyor. Burada da bir kişinin bir kişiyle ilgili bir durum olduğu için araştırma sorusuna uygun değil. Yemekhanede en sevilen yemek hangisidir? Yemekhanede kimler yemek yiyorsa onlara sorduğumuzda bir sonuç elde edebiliriz. O zaman bu araştırma sorusu olabilir. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği öğretmen. Sınıfta 40 öğrenci varsa 40'ına da sorup onların verdiği cevaplara göre veriler toplanabilir. O zaman bu da araştırma sorusu oluyor. Sınıf öğretmenimizin adı nedir? Bu net bir şey olduğu için araştırma sorusu olmuyor. Antalya'da en çok tutulan balık türü hangisidir? Bu da hangi balık türünü çok tutmayı seviyorlar gibi bir soru olmadığı için en çok tutulan balık türü bir araştırma sorusu olamaz. Geçtik bir sonraki kısma. Aşağıdakilerin hangisi araştırma sorusu değildir? A şıkkı okulumuzdaki öğrencilerin tuttuğu takımlar hangileridir? Burada öğrencilere sorarsak her biri farklı cevaplar verebilir ve buradan bir veri toplanabilir. Nüfusu en çok artan il hangisidir? Şimdi bu da insanların düşüncesine göre değişmeyeceği için, net bir cevabı olduğu için araştırma sorusu olmayan şıkkımız B şıkkı olacak. Okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği çiçekler sorup öğrenebiliriz. Araştırma sorusu. Sınıfımızdaki öğrencilerin geziye gitmek istediği iller sorup öğrenebiliriz. Bu da bir araştırma sorusu oluyor. Evet, araştırma sorusunu bir hatırladıktan sonra sıklık ve çetele tablosunun neler olduğuna bakalım. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloya çetele, sayılar kullanarak gösteren tabloya da sıklık tablosu diyoruz. Burada çetelede farklı farklı yöntemler elde ediyor ama genelde 4 tane düz çizgimiz olacak. 5. çizgi önünden üstten çizdiğimizde bu 5. O zaman mesela 5. sınıftaki öğrenci sayısına bakarsak burada 5 var. Burada 5 var. Burada 4 tane var. 5, 5 daha 10, 14. Ben buraya böyle tabloyu 14 olarak yazsaydım sıklık tablosu oluyor. Mesela burada 11 var. Burada 12 var. Burada 5, 4 daha 9 var. Gördüğünüz gibi sıklık tablosu yanında da en sevilen dersler sorulmuş. Verilen cevaplara göre 7 kişi matematik cevabını vermiş. Bu sayıları yanıt sayılarını çeteleyle gösterseydim 1, 2, 3, 4, 5 sonra 1, 2, 5, 2 daha 7. 7'yi bu şekilde göstereceğim çetele.
sayı olarak yazarsam sıklık tablosu olur. Bazı çetelerde 1, 2, 3, 4 diye de gidebilir. Her çizginin bir sayıyı sembolize ettiğini unutmazsak sıkıntı çekmeyiz. Hızla bakalım uygulama sorularımıza. Bir sınıfta 8 kişi mavi rengi, 4 kişi kırmızı rengi, 12 kişi sarı rengi sevmektedir. Buna göre bu verileri çetele tablosunda gösterelim. O zaman renklerimizi yazıyorum. Önce mavi rengi yazalım. Sonra kırmızı rengi yazalım. Sonra da sarı rengi yazalım. Sırayla yazdım. Öğrenci sayısını çeteleyle göstereceksem 8 mavi rengi seçen öğrenci var. O zaman 5'i 4 çizgi yaptım. Bir tane geçirdik üstünden. 5 oldu burası. Sonra 1, 2, 3. Bu daha çok mağaralarda ya da filmlerde gördüyseniz hapishanelerde duvara eski zamanlarda çizgiler koyarak günler sayılır ya da eski zamanlarda. Bu şekilde sayı sayılıyormuş. Kırmızı 4 tane kişi kırmızı rengi sevdiğine göre 1, 2, 3, 4 diyorum çizgi koymadan kalıyor. 12 kişi de sarı rengi sevdiğine göre 2 tane 5'lik yapıyoruz. 10 oluyor. 11, 12 çetele tablosu olarak gösterdik. Buraya bir sayıları 8, 4 ve 12 olarak yazsaydık sıklık tablosu olacaktı. Evet, yukarıdaki çetele tablosu bir sınıftaki öğrencilerin kan grubuna ait olduğuna göre bu şekilde bir çetele tablosu verilmiş. Şimdi burada sayılar soruluyor. Ben buradaki sayılara geçmeden A kan grubuna sahip kaç kişi varmış onu bulmak istiyorum. Burada bir 5 var, burada 4 var, etti bize 9. 5 var, 2 de burada çizgimiz var, 7. 4 çizgi var, burası 4. 5, 3 daha, 8 de burada var. Sınıfta kaç öğrenci vardır diye sormuş. O zaman biz buradaki öğrenci sayılarını toplarız. Çünkü sınıftaki öğrencilerin kan grubu, kaç tane kan grubu olan öğrenci varsa o kadar öğrenci de vardır. 9, 7 daha, 16. 4 daha, 20. 8 daha, 28. Şıklara bakıyoruz, B şıkkında var. O zaman 28 adet öğrenci vardır. Maç yaparken yaralanan bir öğrenci hangi kan grubuna ait ise diğer öğrencilere göre daha şanslıdır. Burada tabii kastettiğimiz kan verebiliyoruz birbirimize. Bir yaralanma sonrası kan kaybı fazla olduysa bir ameliyatta vesaire kan ihtiyacı varsa aynı kan grubunda insan bulmak gerekir. Burada hangisi daha şanslı olur? En çok A kan grubu olduğu için 9. A grubundan daha çok insan olduğu için A grubundansa yaralanan kişi kan bulma ihtimali daha yüksek olacaktır. Cevap A oluyor. Yanda verilen veri toplama aracının adı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız vakit burada yine çizgiler var. 4 çizgi üstüne bir çizgi 5 yapmış. Direktman artık çetele tablosu olduğunu görebiliyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki tablo bir okulun 5. sınıflarındaki öğrencilere uygulanan anket sonuçlarını göstermektedir. Öğrencilere en sevdiğiniz ders hangisi diye sorulduğuna göre aşağıda verilenlerden doğru olanları belirleyelim. Buraya bakıyoruz. Burada bakın demin söylediğim gibi bu 1, 2, 3, 4 diye gidecek şekilde yapmış buradaki tabloyu. En çok matematik dersi sevilmektedir. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 böyle sayabileceğimiz gibi çarpıların en yüksek olduğu, en çok olduğu matematik o zaman en çok sevilen ders matematik ortaya çıkıyor. Türkçe seven öğrenci sayısı, fen seven öğrenci sayısının ilk katıdır. O zaman sayıları sayacağız burada tabi. Çarpılar 2, 2 gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Türkçe 14. Fen'e bakıyoruz. 2, 4, 6. Bakın burada bir de tek çizgi var. Bunlar 2, 2 gitti. Burada bir de tek çizgi var. 7 etti. Türkçe seven, fen seven öğrenci sayısının ilk katıdır. 14, 7'nin 2 katıdır. Doğru. Sonra sosyal sevenler 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sosyal 12. O zaman burada 14 demiş. Bu üçüncü maddemiz yanlış olacak. Çarpı koydum. Sosyal sevenlerin hepsi kesinlikle kız öğrencidir. Evet, bunu da kesinlikle dediği için bilemem. Kız öğrenci olabilir deseydi olabilirdi. Ama burada kız mı erkek mi diye hiçbir bilgi verilmediği için bu konuyla ilgili kesin bir bilgimiz olmadığından yanlış diyoruz.
Öğrencilerin evlerindeki cep telefonu sayısının verildiği bir tablomuz var. Tabloların isimleri de bu şekilde gösteriliyor. Öğretmen öğrencilerine evlerinde toplam kaç adet cep telefonu olduğunu sormuş ve yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur. Tabloya göre öğrencilerin evlerindeki toplam cep telefonu sayısı kaçtır? Şimdi burada tabloyu iyi anlamamız lazım. Cep telefonu sayısı 1 olan, yani evlerinde 1 tane telefon olan öğrenci sayımız 3'müş. O zaman burada anlayacağım şey 1 çarpı 3 toplam burada, yani evinde cep telefonu bir tane olan 3 öğrencimiz olduğu için 3 kere birden toplam bu 3 öğrencinin evinde 3 telefon varmış. Sonra buraya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çentikleri sayınca çetele tablosundan 6 kişinin evinde de 2'şer telefon varmış. O zaman biz burada 2 çarpı 6 eşittir 12 bulacağız. Toplam bu 6 kişinin evinde de 12 telefon varmış. Burada 5, 4 daha 9. 9 kişinin evinde de 3 telefon varmış. O zaman 3 çarpı 9'dan da 27'yi bulacağım. Yani buradaki 9 kişinin her birinin evinde 3 telefon varsa toplam bu 9 kişinin evinde 27 telefon vardır. Burada 4 öğrencimiz var. Her birinin evinde de 4 telefon var. 4 çarpı 4'ten 16 telefon oluyor. Bu 3 kişinin evinde de 5'er telefon varsa 5 çarpı 3'ten 15 telefon oluyor. Bunların hepsini topluyoruz bundan sonra. 3, 2 daha 5, 5, 7 daha 12, 12, 6 daha 18, 18, 5 daha 23. 23'ün 3'ü 2 elde, 1 burada 3, 2 burada 5, 1 burada 6, 1 de burada 7. O zaman öğrencilerin evlerinde toplam ailesiyle beraber yani 73 adet cep telefonu vardır diyebiliriz. Evet, gittikçe sorular daha karışık hale geliyor. Burada yeni nesil tarz bir sorumuz var. Resim öğretmeni öğrencilerine kareli zemindeki LGS yazısını renklendirmeleri ve her renk için kaç gram boya gideceğini hesaplamaları isteniyor. Şimdi burada önemli olan şuradaki 5 santimi görmeniz. Buradaki karenin bir kenarı 5. Bu kenarı da 5 ise 5 kere 5'ten şuranın alanı 25 geliyor. Yani 25 santimetre kare varmış. Her bir santimlik alan için kaç gram boya kullandığımı biliyorum. Burasının kaç santimetre kare olduğunu bulacağım. Maviyi 4 ile çarpacağım. Mantık bu. Buna göre bu yazı için toplam kaç gram boya kullanılmıştır? Bakıyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tane kare var. Bir karenin alanını biz 25 santimetre kare bulduğumuza göre 6 çarpı 25 150 gelir. 150 santimetre kareye kaç gram boya gider? Mavinin hizasına 1 santimetre kareye 4 dediği için 150 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 0, 0. 5 kere 4, 20. 2 elde. 4 kere 1, 4. 2 de elde. 6, 600 gram mavi boya kullanılır. Burada maviyi bulduk. Aynı mantıkla pembeyi bulalım. Sayıyoruz kaç kare varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kare varsa 10 çarpı 25'ten 250 santimetre kare pembe boya kullanılmış. 250 ile de bu sefer 5'i çarpıyorum. Çünkü pembenin 1 santimetre karelik boyanacağı yer için 5 gram diyor. Çarpmaları yaparsak 0, 5 kere 5, 25, elde var 2, 5 kere 2, 10, 12. 1250 gram da pembe boya kullanılıyor. Yeşil için bakarsak burada 3, burada da 3, toplam 6 tane var. 6 kere 25, 150. 150 santimetre kare için 150 çarpı 3'ten 450 gram boya kullanılır. Bitmedi. Bir de turuncu boyamız var. Turuncu boyayı da şurada yapalım hemen. Turuncu da 1, 2, 3, bir de burada 4. 4 tane 25, yani 100 santimetre kare boyanmış. 1 santimetre karesi 6 gramsa 100 çarpı 6'dan
600 gram da buradan boya gidecektir. Sonra burada toplam kullandığım boyaları şuraya yanlarına yazarsam 600, 1250, 450 ve 600 gram kullanılan bu renklerdeki boyalar. Toplam kaç gram boya kullandığı için topluyorum 0. 0, 5, 5, 0 topladık 10. Elde var 1. 6, 2 daha 8. 18, 19, eldeki 1'i de ekledim. Elde var yine 1. 1 vardı burada 2. Demek ki 2900 gram boya gitmiştir. Yani B şıkkı doğru cevabımız olacak. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bazı derslerden aldığı not ortalama ve bu sınıftaki Ezgi'nin bu derslerden aldığı notlar verilmiştir. Sınıf ortalaması ve Ezgi'nin notları veriliyor. Bakın hangi dersten ortalama kaç, Ezgi'nin notu kaç. Her bir dersten sınıf ortalamasının altında not almak başarısız olarak kabul edildiğine göre, yani ortalamadan yüksek alması lazım ki başarılı olsun. Ezgi hangi derslerden başarısız olmuştur diyor. Ortalama matematikte 63. Ezgi 63'ten küçük not almış. O zaman burada başarısız olmuştur. Matematiği aldık. Başarısız olduğumuz ders. Sonra bakıyorum. Türkçeden sınıf ortalaması 72. Ezgi bu sefer sınıf ortalamasını geçmiş. Burada başarılı. Ortalamadan yüksek not almış. Fende bakıyoruz. Ortalama 71. Ezgi 69 not almış. Ortalama daha büyük olduğu için, Ezgi'nin notu daha küçük olduğu için fende de başarısız oluyor. Bu tarz sistemler daha çok üniversitede kullanılıyor aslında çocuklar. Çan eğrisi diye bir sistem var. Ortalamaya belli bir puan veriyor hocalar. Ona göre ortalamanın üstü kalıyor, geçiyor gibi puanlandırmalar oluşuyor. Burada da sosyal ortalaması 79. Ama Ezgi daha düşük not, 74 aldığı için, daha küçük not aldığı için sosyal de başarısız derslerden olacak. İngilizce ortalama 64 iken Ezgi'nin notu 91 olduğu için burada başarılı. O zaman hangi derslerden başarısız olmuştur? Matematik, fen ve sosyal derslerinden başarısız olmuştur diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu sefer de sıklık tablosunu yorumlamada kullandık. Burada bir sıklık tablosu var. Yukarıdaki tablo bir otomobil galerisindeki arabaların renklere ve yakıt türlerine göre dağılımını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 7 tane sarı renkli dizel araba vardır. Sarı ve dizeli kesiştirdik. 7 geldi. O zaman A şıkkı doğru. 20 tane dizel araba vardır. Dizel arabaları topluyoruz. 6, 7, 8 toplandığı vakit 21 gelir. Burada 20 diyor. Yanlış. Şurasının 21 olması lazım. Biz yine de diğer şıklara bakalım. 17 tane beyaz renkli araba vardır. Beyazları şu şekilde toplarsak 5, 8 daha 13, 4 daha 17. 17 tane beyaz araba var. Bu da doğru. 4 tane beyaz renkli LPG vardır. 4 ve beyazı kesiştirdiğimiz takdirde 4 geliyor. O zaman D şıkkı da doğru cevap olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kişi sayıları ve sevdikleri film türü verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada tablodaki sayıları güzel incelediğimiz takdirde genelde yapılması kolay olan soru tipleri oluyor. 5A sınıfında en sevilen film türü komedidir. 5A'ya bakıyorum. Sorulan sorulara göre en çok söylenen korkuymuş. Bize burada komedi dediği için yanlış. Doğrusunu da bulmuş olalım. Korku. A şıkkını eledim. Okul genelinde en sevilen film türü ailedir. Bakıyorum. Ailede 5, 7, 3, 2. Bunları toplamaya bile gerek yok. Yandakilere bakın, hep 2 basamaklı sayı. Bunlar 1 basamaklı. O zaman aile en sevilen film türü değil. Burada en sevilen film türü dediği için çarpıyı koyduk. 8A sınıfında korku filmi seven öğrenci sayısı. Duruyorum. 8A'da korku filmi. 8A korku kaç? 17'ymiş. 17. 7A sınıfında komedi seven öğrenci sayısından 2 fazladır. 7A'ya bakıyorum, komediye bakıyorum. 7A ve komedinin kesiştiği yer 15. Evet, 7A'da komedi seven 15 öğrenciden 2 fazladır. C şıkkı doğru cevabımız geldi. Okul geneli en sevilmeyen film türü komedidir demiş. Hayır. En sevilmeyen 5, 7, 3, 2, en düşük sayıların olduğu aile olacak. Bu da yanlış oluyor. Yani doğru cevabımız C şıkkı geliyor.
Böylelikle bu dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde bu konunun devamı niteliğinde olan sütun grafiği konusuna geçeceğiz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşça kalın, mutlu kalın.